Evet, evimize hoş geldiniz arkadaşlar. Yine Aydın Didim Akbük'teyiz. Denize 900 metre yakınlıkta. Dışını gösterdik, içini göstereceğiz. Sonra bir daha dışını göstereceğiz. Fiyat 10 milyon 500 bin Türk lirası. Ve merhaba F. Geç can bu vestiyeri, portmantoyu gösterelim. Değerli arkadaşlar, az önce 5 milyon 250 bin Türk lirasına da bir tane ev gösterdik. Yani 3 milyon 500'e de bir tane eski ev var. Dolayısıyla seçenekler var. Seçenekler yok değil. Bu kapının arkasında muhafazasıdır. Ben de ayağım takıldı. Dolayısıyla bu evde 10 milyon 500 bin Türk lirası ev. Ama çok güzel. Yani hoşunuza gidecek. Bu vestiyerimiz, portmantomuz, çelik kapımızı kapattık. Burada bir banyo var. Zemin kata bir oda var. Bu tarafta salon, mutfak, canın olduğu yerde efendime söyleyeyim bir oda var. Ve iki kapılı salonumuzdan bir merhaba dedik salon. Biri yarım, biri tam. Efendime söyleyeyim, binanın dışını resimlendirdik. Sonra terasa kadar çıkacağız. Terastan sonra bir aşağı inip bahçeyi özetlemeye çalışacağız. Salon oldukça büyük. Salon büyük. Bu taraf havuza doğru çıkıyor bu sürgülü kapı. Ev komple akıllı kapıdır. Mutfağımız da bu sevgili arkadaşlar. Mutfak da bu. Sevgili Can, herhalde iyi yapmaya çalışıyoruz. Mikrodalgamız, ocak, üstüne dablumbaz gelecek. Evyemiz burası, burası bulaşık, burası da buzdolabı. Salonumuz bundan ibaret. Kapıyı bir daha göster. Bu kapıdan salona geldik. Muhtemelen Can bu taraftan daha iyi gösterirsin. Ancak salonu göstereceğiz ya, mutfağı biraz daha iyi gösterelim. Ondan sonra iyice anlaşılsın. Burası buzdolabı, burası bulaşık, burası evye, burası ocak. Burası da üstüne dablumbaz, burası da mikrodalga fırın. Ve burada dur, bir de salonu böyle karşıdan seriye bağla, tara. Efendime söyleyeyim, dediğim gibi 5 milyon 250 bin Türk lirasına da bir iki tane ev var. Diğerleri satıldı arkadaşlar, kalmıyor yani. Şimdi ne derler Anadolu'da, ayranı yok içmeye, atla gider denize yüzmeye. O başkadır, ben böyle söyleyeyim. Dolayısıyla yani bütçemize göre alabiliriz. Bana ne yazdan, bahardan, bana ne borandan, kıştan. İnsan cebine göre ne yapar, hareket eder. Tabii kamu olarak, halk olarak bizim bu pahalı sitemimiz olur. Ancak herkes cebini düşünüyor. Kimse, her şey sözde kalıyor. Bu da büyük bir oda zemin katta. Ben de çok isterim. İşte buraya geç. Buraya da bir dolap düşünürmüş arkadaşlar. Bir dolap da buraya gelir. Dolayısıyla böyle işte her şey toz pembe, güllük gülistanlık olsun çok istiyoruz. Ama maalesef, maalesef ki efendime söyleyeyim, olmuyor. İnsanlar, herkes kimin kim atının üstündeyse, kim mutluysa, aç tokun halinde, tok açın halinden anlamıyor. Öyle bir dünya. Gönül isterdi ki herkesin böyle lüks evleri olsun. O yüzden bu. Değerli arkadaşlar, bu da duşa kabinimiz. Bu buğulu camlar, bakın. Zeminde büyük bir oda, salon, mutfak, büyük bir banyo, Hilton dolaplar. Malzeme kalitesi çok güzel. Çünkü bu arkadaşlar malzemeci, banyo biraz daha düşük kalmış normal zeminden. Bu da bir artıdır bana göre. Ve burada bir banyo var. Dolayısıyla buraya bir daha bir çamaşır makinesi için bir yer yapılmış. Havalandırması da burada. Bu da çamaşır makinesi, termosifon yeri. 10 milyon 500. Daha önce ben burayı sunmuştum. 10 milyon idi. Şu anda 10 milyon 500. Daha önce sürdüğüm evler, hani satılmaz matılmaz dediğimiz evler, hepsi satıldı arkadaşlar. Yani bir yıl bekledi, iki yıl bekledi ama kalmıyor. Kaldıkça fiyat da arttı, sattılar. Biz de istiyoruz ki işte uygun olsun. Ama sabah ben haber izledim. Arkadaşlar kusura bakmayın, ben konuşuyorum. Sabah haber izledim. Biri, bir sabah haberleri sunan gazeteciler var ya, biri ona mesaj atmış. Demiş ki Allah aşkına asgari ücret bir de artmasın demiş. Çünkü asgari ücretler artınca demiş, diğer şeyler iki katı artıyor demiş. Yani hal haval böyle arkadaşlar. Bu odada kocaman bir oda. Yerdeki parkeler, laminatlar, bu ağaçlar neyse etli kalın olandan, yani görselinden belli. İşte elektrik aksamı oldukça fazla. Panjurların soketleri burada idare ediliyor, indir kaldır. Bu daha güzel, bunları kaybetmemek lazım. Dolayısıyla odamızın bir tanesi de zemin üstünde bu. Aşağıda da bir tane vardı. Ve ebeveyn banyolu odadır dedik. Değil mi Can? Ebeveyn banyolu oda. Geldik banyoda, oldukça geniş. Oo, kocaman bir banyo. Banyomuz da bu. Banyonun içine doğru bir gel.
Evet, bu banyomuz 10 milyon 500 bin Türk lirası. İşçiliği gerçekten güzel yapılmış. Bunlar temizlik ürünleri koymak için. Klozetimiz burada, buğulu camımız var. Bu tek sabit bir cam. Bu da üstte vasıtası açılıyor, kapanıyor. Hilton dolaplar keza böyle. Bunlar da buhar tutmayan işte ledli metli aynalar. İkinci odayı gösterdik. Sonra kapılar iddialı yine. Efendime söyleyeyim, üçüncü odaya doğru yol alıyoruz. Gelelim bakalım burada ne var. Bu da etli üçüncü odamız. Odalar gerçekten büyük. Bu da ebeveyn banyolu. O da metrekaresi. Güzel, tam istediğiniz gibi. Bu eve leke meke yok. Paramız varsa alırız. Yoksa mutlu ol yeter. Hani bir böyle arabesk böyle türküler var ya. Hani ya benimsin ya da kara toprağım demektense mutlu ol yeter. Yani bunu kim alıyorsa mutlu olsun yeter. Benim olmasa da birinin olsun. Mutlu olsun yeter. Bu da ikinci ebeveyn banyolu oda ve ikinci duşa kabini. Efendime söyleyeyim yine camlar vesaire. Bu zemin üstü birinci katta ikinci odayı gösterdik. Mutlu ol yeter. Evet. Yani hani gıpta etmek var ya, işte Allah olmayana da versin demek lazım. Elbette bir gün herkesin evi olacak. Kader gayrete aşıktır. Gayret edersek kaderimizi belirleriz diye düşünüyorum. Bu da geldik arkadaşlar. Üçüncü banyo, dördüncü banyo oldu bu. Pardon, aşağıda bir tane daha vardı. Bu yine Hilton dolap, yine buhar tutmayan aynalar. Etrafı böyle güzel bir ürünle yapılmış çerçeve. Aşağıda çamaşır makinesi vardı. Buraya bir daha koymuşlar. Buna da terekler, raflar, orada havlu mavlu dilerse kurutma konulur. Ve yüzümüzü tekrar duşa kabinimize çevirdik. Klozetimiz burada, taşlar baklava desenli ve duş akabin. Bu eti dördüncü banyo değil mi? Üç oda, dört banyo gösterdik şimdiye kadar. Ve şimdi buradan çıkıyoruz. Çıkalım, çıkalım. Şimdi deniz manzaralı evi de göstereceğiz size. Bu eti dördüncü oda. Dördüncü oda. Bakın büyük bir odadır. Eğimli meyimli olsa da yeni, sıfır iskan iskanı alınmış ama şimdi üç odası çok mükemmel ya, üç oda çok çok mükemmel. Bu dördüncüdür, beşincidir. Normalde standartlarda bu tip evlerde üç oda geçiyor. Dört, beş de hadi üç oda gibi olmasın. Mesela bu odada ferrah. Odanın bir tanesi eğimli, kafa değiyordu beşinci odaya. Yani bundan önceki odaya. Bu da kocaman bir oda. Odanın bir tanesi eğimli. Hani dört tane odası çok mükemmel ya, bir tanesi de mükemmel olmayabilir. O eve leke oluşturmaz. Dolayısıyla bu evi de size özetlemeye çalışıyoruz. Dediğim gibi kader gayrete aşıktır. Gayret edersek herhalde bize de hayat gülecek. Ha, şirin akbuk, güzel akbuk. Terasımız da bu. Bu da üstüne şapka, ten ne yaparsak yaparız. Can, aha geç oraya. Sonra üstündeki şeyi de göstereceğiz. Neyi göstereceğiz? Sandviç panel koymuşlar. Arkadaşlar bu terasımız, buraya mutfak yapılabilir, gideri olur. Su bazlı dekoratif sıvalar yapılmış. Üstü de sandviç panel, içinden izolasyonlu. Ve beşinci odayı da gösterdik. Şimdi ne yapacağız şimdi? Evin bahçesini gösterelim. Her inişin bir çıkışı, her çıkışın bir inişi var ya. Böyle adam zengin olur sonra birden batırır ya. Biz de şimdi zengin olduk, çıktık yukarı. Şimdi batmaya doğru gidiyoruz. İşte hayat da öyledir. Yani bir adam çok boyu uzar uzar, 40'ından 50'sinden sonra kemik erimesi başlar ya, işte öyle oldu. Ve şimdi başlarak kemik erimesine evin dışını bir de gösterelim. Sevgili Can, geç garaj kapısından gel gülü sosuna. Uyandım, bir çiçek satıcısı gördüm. Gül verip kalbi alıyordu. Gül, sevgi sermayesiz bir şeydir. Ben de böyle her sıkıntılı şeyi görünce güzel şeyler telaffuz etmeye başladım. O yüzden sevgi sermayesiz bir şeydir. Arkadaşlar buraya da aracımızı koyduk. O yüzden uyandım, bir çiçek satıcısı gördüm. Gülü verip kalbi alıyordu. Gülün işte böyle bir Ozan Cigerhun söylemiş. Sevgi üzerine söylemiş. Gülü verip kalbi alıyordu. Ve böyle o kapı kapalı Can. Gel böyle gel. O kapı ben açamadım valla. Şimdi normal araç girişi orada, normal girişte. Burada aracınız yoksa bisikletle gelirseniz buradan gelirsiniz. Bisiklet daha iyi.
İngiltere'ye ben gidiyorum, buradaki gurbetçilere selam. O birinci bölgede herkes bisiklet ne kadar güzel. Jetonu at, bin git gez. Bizde hammer mamrala geziyorlar. Burası da gölgelik bir yer. Ben bir ara, bizim bir hastamız vardı. Bir hekime hanımın yanına gittik. Ericsson telefon vardı onda. Bende de böyle garip, böyle son model bir telefon. Ya ben ona baktım, bu yani insanın böyle şeyini çiziyor, damarlarını çiziyor, kesiyor, mesiyor. Onda basit bir telefon var, bende de en pahalı. O yüzden önemli olan mütevazilik. Bu evler mevler şey değil yani. Arkadaşlar burası da havuz. Havuzu da gösterdik. Evin dış resmini zaten uzaydan drone ile bir resimlendirdik size. Ondan sonra evin dört tarafını gösteriyoruz. Heh, havuzun başından çıktık, geldik buraya. Burada da bir su serttik üstümüze, temizledik. Burada ısı pompası için tasarlanmış. Taş duvarlar yordu beni. Taş arka dağ arkadaşlar, dağ. İşte dağlar da çok güzel. Dağlar dağlar, sevgili Barış Manço'nun türküsü. İşte taş duvarlar yordu beni, üstüne de korkuluk yapmışlar. Efendim, efendim, benim canım efendim. Evin dört tarafını gezdik değil mi? Aplikler, su bazlı boyazlar, dekoratif sıvalar, bahçe, bilmem ev, hepsini söyledik arkadaşlar. Denize 900 metre, 10 milyon 500 bin Türk lirası. Burayı da size sunduk. Saygılarımla, iyi günler.